Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 21 Aralık 2018 Cuma günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme sonrasında Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatı beklemeye aldıklarını açıkladı. Gelişmeler Fırat'ın doğusundaki operasyonda bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti ama bu ucu açık bir bekleme değil diyen Erdoğan, Amerikan Başkanı ile görüşmesi hakkında ise Suriye meselesinde pek çok noktada aynı kanaatleri paylaştığımızı gördük dedi. Şu anda Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı dış politikada destan yazmaktadır, destan. Bunu dünyanın devleriyle birlikte yazmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını Türk dış politikasının destanı olarak yorumladı. Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi: DAEŞ, buradan DAEŞ'i siz temizler misiniz? Biz temizledik ve bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin. Ve çekilmeye başladılar mı? Başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı ödül töreninde konuştu. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, ekmeğinde gözümüz yoktur. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Asla orada bir taviz olamaz. Suriye krizinin uluslararası toplumun nezaretinde çözülmesi için uzun süre bekledik. Ancak bu süreçte Suriye meselesi çözülmediği gibi tam tersine sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştı. Bakın şu anda samimi olan Arabı, Kürt'ü, Türkmen'i hepsi ne diyorlar? Türkiye'ye gelsin. Erdoğan, ABD Başkanı'yla Suriye meselesinde anlayış birliğinde olduklarını söyledi. Kişisel olarak Sayın Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı düşündüğümüzü, aynı kanaatleri paylaştığımızı son telefon görüşmemde de gördüm. Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadarki en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş der. Biz de geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle bu sözleri memnuniyetle ve bir o kadar da ihtiyatla karşılıyoruz. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın şimdilik ertelendiğini duyurdu. Aslında geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almış, bunu kamuoyuna İlan da etmiştik. Gerek Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK, PYD unsurlarını hem de DAEŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı Washington'ı karıştırdı. Washington, Trump'ın kararının şaşkınlığını yaşarken Amerikan basını bir istifa gelebilir diyordu. İşte o istifa geldi. Trump, Amerikan Savunma Bakanı James Mattis'in Şubat ayında görevinden emekliye ayrılacağını söyledi. Mattis ise Trump'la fikir ayrılığına düştüğünü açıkladı. Help me God. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden istifa etti. Açıklama Trump'tan geldi. Trump bu açıklamayı da Twitter hesabından yaptı. Mesajında, General Mattis geçen 2 yıl boyunca yönetimde savunma bakanı olarak hizmet ettikten sonra Şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı, dedi.
Amerikan Savunma Bakanı Mattis görevinden ayrılmasıyla ilgili yayınladığı mektupta Trump'a hem teşekkür etti hem de görüş ayrılığı vurgusu yaptı. Mattis Trump'a, Amerika müttefiklerine saygı göstermeden kendi çıkarlarını koruyamaz. Sizin düşüncelerinize daha yakın bir savunma bakanıyla çalışma hakkınız olduğu için görevden ayrılmanın doğru olacağına inanıyorum diye seslendi. Bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Mattis ve Trump arasında yapılan toplantıda görüş ayrılıklarının iyice belirginleştiğini ve Mattis'in istifa ettiğini öne sürdü. Mattis'in Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını desteklemediği iddia ediliyordu. Pentagon'un bir numarasıyla Trump arasındaki kırılma noktalarından birinin Trump'ın Suriye'den çekilme kararını alırken Mattis'e danışmaması olarak gösteriliyor. 5 yıl önce Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden emekli olan Mattis, Obama'nın İran politikalarına da karşı çıkmıştı. Trump'ın Suriye'den çekilme kararına tepki gösteren isimlerden biri de Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel. Amerikan basınında konuşan Votel, "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Pentagon'da birçok komutanın Trump'ın kararı karşısında şaşkınlığa uğradığı belirtiliyor. Trump yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere birçok ismin Suriye'den çekilmeye karşı olduğu biliniyor. Hem Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığı hem de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye topraklarından çekileceklerini açıklamasıyla gözler bir kez daha sınır hattında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır birliklerine sevkiyatı sürerken sınırın diğer tarafında da hareketlilik hakim. Dün gece sınır hattında Mardin'in karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşandı. Kamışlı'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendi. Sivil tırlarla zırhlı araç ve konteynerları taşıyan konvoy Kamışlı içerisinden geçip gözden kayboldu. Yerel kaynaklar Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin sivil tırlarla zırhlı araç ve konteynerlarının Suriye topraklarından çıkardığını ifade etti. Sınırın Türkiye tarafında da gece boyu hareketlilik hakimdi. Zırhlı araçlar, tank ve top taşıyan askeri konvoylar Hatay ve Kilis'ten geçerek sınır birliklerine ulaştı. Sınır birliklerine iş makinesi ve konteyner sevkiyatı da yapıldı. Terör örgütlerinin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentindeki teröristlerin İHA ve SİHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PYD-YPG'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan terör örgütlerinin kontrolündeki Rasulayn'da teröristler gizlenmek için çeşitli yollara başvuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA ve SİHA'lardan gizlenmek için Rasulayn kentinde sokakların üzerindeki brandalar görüntülendi. Sokaklarda kaydedilen görüntülerde teröristlerin birçok cadde ve sokağın üzerini branda ile kapattıkları gözlendi. Öte yandan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası askeri harekat öncesi Şanlıurfa'da güvenlik koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda Suriye sınırındaki 6 ilin valisi de yer aldı. Suriye'de ise aşiretler Azez'de bir araya geldi. Şanlıurfa'da İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Başkanlığı'nda güvenlik koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Diyarbakır ve Adana Jandarma Bölge Komutanlarıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin ve Şırnak Valileri, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları katıldı. Toplantıda Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekatın sınır illerine etkileri, alınacak önlemlerle güvenlik noktalarının değerlendirildiği belirtildi. Arap aşiretlerde Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından harekete geçti. Biz birlik beraberlik olduğumuz müddetçe Allah-u Teala bize yardım eder. Başka türlü Allah-u Teala bize yardım etmez. Öncelikle birlik beraberlik olmamız gerekiyor. Suriye'nin Azez kentinde bir araya gelen aşiretler geleceklerini belirlemek için toplantı yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplantıya 400 kişilik genel kurucu heyetle
Arap, Kürt, Türkmen ve Süryanilerin temsilcileri de katıldı. Kongrede Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi birlik mesajı veren aşiretler, Suriye'de söz sahibi olmak için ortak çatı altında toplanma kararı aldı. Bu toplantının sonunda bir Suriye aşiretlerin yüksek konseyi çıkacak, bir de bir başkan olacak. Bu aşiretler Suriye halkının tabanını temsil ediyor. Bu konsey bu insanların iradesini yansıtacak. Bu insanlar Suriye'yi özgür bir şekilde görmek istiyorlar. Meclis komisyonu kurmayı amaçlayan Arap ve Türkmen aşiretleri terörle ortak mücadele edeceklerini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den askerlerini çekmesi konusunda Türkiye'den ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Carmelo Abela ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere geldiği Malta'nın başkenti Valletta'da düzenlenen ortak basın toplantısında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Çekilmeyi Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte koordine etmeliyiz. Boşluk olmamalı. Bundan sonra siyasi çözüme odaklanmamız lazım dedi. Uzun süredir IŞİD'le mücadele edildiğini ve IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını belirten Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Membiç haritamızda mevcut, YPG PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararı almasından bir gün sonra Suriye'deki tutuklu 3200 IŞİD militanının serbest bırakılacağı iddia edildi. İddia Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden geldi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi Başkanı Rami Abdulrahman, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG temsilcilerinin konuyu görüştüğünü kaydetti. Ancak diğer yandan Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Mustafa Bali bu konudaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını da açıkladı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda YPG kontrolündeki kamplarda tutulan esirlerin serbest bırakılması konusunun masaya geldiği belirtiliyor. YPG'nin elindeki esirlerden 1100'ünün IŞİD militanı ve 2080'inin de onların yakınları olduğu kaydediliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada ülkenin kuzeyindeki esirlerin serbest bırakılmasının düşünülmesinin arkasında militanların ülkeleri tarafından kabul edilmemesi gösteriliyor. Kuruma göre esirler aileleriyle birlikte 41 farklı ülkeden geliyor. YPG'nin de bağlı olduğu DSG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasında 7 farklı hapishanede IŞİD mensuplarını tuttuğu biliniyor. Militanların aileleri ise kasabanın yakınındaki kamplarda yaşıyor. Suriye'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan da askerlerini çekeceği iddia ediliyor. Amerikan basınına göre Amerikan Başkanı Donald Trump, Afganistan'da da görev yapan askeri personelin önemli bir bölümünü geri çekme kararı aldı bile. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump'ın Afganistan'dan yaklaşık 7 bin askeri çekmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Afganistan'da görev yapan Amerikan askeri sayısı şu an 14 bin civarında. 17 yıldır devam eden ülkedeki iç savaş sırasında 2400'den fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti. Trump 2016'daki başkanlık seçimleri kampanyasında Afganistan'daki Amerikan askerlerini evlerine döndüreceği vaadinde bulunuyordu. Ancak Taliban'ın yeniden güç kazanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıl Afganistan'daki varlığını sürdürme kararı almıştı. Terör operasyonları sürüyor. Van'da terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında örgütsel flamalar ve çok sayıda dijital malzeme bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK-KCK'nın propagandasını yaptığı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Amirliği ve Özel Harekat Polislerinin katıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, bir zanlı ise aranıyor. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında örgütsel flamalar ve çok sayıda dijital malzeme bulundu. İsmi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Kısa süren sürpriz ziyaret sonrası açıklama yapan Yıldırım, ziyaretimin bir sebebi olması gerekmiyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik, sohbet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Malum bugün bütçenin, yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmelerle inşallah 2019 yılı bütçesini mecliste onaylamış olacağız. Böylece 2019'a girmeye hazır olacağız. Görüşme Devlet Bahçeli'nin meclisteki makam odasında yapıldı. Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Yıldırım 25 dakika süren ziyaretin sebebini açıkladı. Meclis başkanlığına seçildiğinde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Mesele bundan ibarettir. Teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni sistemin ilk bütçesinin onaylanacağı 11 günlük bütçe görüşmeleri maratonunun bugün son günüydü. Görüşmeler devam ederken zaman zaman tartışmalar yaşandı. En dikkat çekici tartışma ise eski AK Parti kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdülhatif Şener ile AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaydı. 11 gün boyunca gece gündüz milletvekillerimiz, komisyon üyelerimiz, yürütmeden bakan ve görevli arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerisinde bugün son güne geldik. Yeni sistemin ilk bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Meclis Genel Kurulu'ndaki oturuma Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlık etti. Aynı niyet ve gayret ol içeride. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı genel kurulda ilk konuşmacı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel oldu. Bir ülkenin başındaki kişiye kim olduğuna bakarlar, sonra ülkenin ekonomisini kim yönetiyor diye bakarlar. Aralarında kayınpeder damat ilişkisinin İzah edilir bir yanı yoktur. Damadı ekonominin başına getirmek baştan aşağıya şeklen de esasen de ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın konuşması sırasında ise sokağa çıkma tartışması yaşandı. Erdoğan'a demokrasi dışı yolla yapılacak her türlü hamlede Sayın milletvekilleri dururuz, merak etme. Sizden önce biz onun yönünde dururuz. Erdoğan'ın sokaktan korkmasına gerek yok. Erdoğan bence sandıktan korksun. CHP Konya Milletvekili Abdülhatif Şener de bütçenin geneli üzerinden iktidarı eleştirdi. Bakın 16 yıldır 2002-2007 hariç tek bir yapısal reform yapamamış bir hükümetsiniz. 16 yılda bir vergi reformu bile yapamadınız. Ne konuşuyorsunuz? Şener'in konuşmasına yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'dan geldi. Bir siyasi hareketin içinde olup sonra başka bir siyasi harekete insanlar geçebilir. İdeolojilerini, politikalarını, dünya görüşlerini değiştirebilir. Ama ondan sonra gelip burada eski arkadaşlarına karşı kendini aklama çabası içerisindeki bir konuşmayı cevaplamaya değer görmezdim.
Ben Sayın Şener Efendi demeyeceğim. O dil uygun bir dil değil. Anlaşılıyor ki Sayın Şener ekonominin Hazreti İsa'sıdır. Öncesi vardır, sonrası vardır. Genel kurulda MHP adına Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İYİ Parti adına da Aytun Çıray konuştu. Küresel baronların hesabı Ankara'da bozulmuştur. Ekonomik saldırılara karşı verilen kararlı mücadele ve alınan tedbirler sayesinde ekonomik kuşatma yarılmış, Kasım ayından itibaren nispeten olumlu gelişmeler sağlanmaya başlanmıştır. Türkiye ekonomisinde sorun olmadığını söylemedik. Ekonomimizin kırılgan durumundan ve yapısal sorunlardan devamlı surette bahsettik. Ancak bu ülke hepimizin... Ne yazık ki son anayasa değişikliği ile bütçe görüşmeleri zoraki ve zorunlu bir menasime dönüştürülmüştür. Yüksek Seçim Kurulu'nun propaganda serbestliği ve yasaklarına ilişkin kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi partiler ve bağımsız adayların uyması gereken bazı kurallar da açıklandı. Hayırlı olsun. 31 Mart yerel seçimleri için propaganda serbestliği 21 Mart Perşembe günü başlayacak, 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona erecek. Bu süre içerisinde siyasi partiler ve bağımsız adayların uyması gereken kurallar belirlendi. AK Parti Genel Başkanı! Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek. Seçmenlerin elektronik posta adreslerine ve telefonlarına mesaj gönderilerek propaganda yapılması ise yasak olacak. Propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler kullanılabilecek. Siyasi partilerde adaylar seçim bürosu ve stand açabilecek. Tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanı, parti bayrağı dağıtılabilecek. Ancak dağıtılan materyaller üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak. Hediye ve eşantiyon dağıtımı ise yasak olacak. Diri olacağız! Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği meydanlar dışında propaganda yapılamayacak. Yeniden doğuş... Kamu kurum ve kuruluşlarıyla il özel idareleri ve belediyeler açılış ve temel atma dağıtında tören düzenlemeyecek. Seçim gezilerinde bakanlar ve milletvekilleri makam araçlarını kullanamayacak. Bu maksatla yapılan gezilerde karşılama ve uğurlama gibi protokol kuralları uygulanamayacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belirlenen propaganda serbestliği döneminde yazılı, sözlü ve görsel basında vatandaşların oyunu etkileyebilecek anket ve kamuoyu araştırmaları yayınlanamayacak. Yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun gerçekleştirilecek. YSK 32 ilde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini de değiştirdi. Söz konusu kararla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.16 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan illerde oy verme işlemi 08-17 saatlerinde yapılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu önemli bir karar aldı bugün. Elektrikte yıllık 2000 kWh saat olan serbest tüketici limiti 2019 yılı için 1600 kWh saate düşürüldü. Bu sayede tüketicilerin tedarikçisini seçmesi kolaylaşacak. EPDK'nın kurul kararına göre aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler yılbaşından itibaren serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek. Serbest tüketici limitinin 2000 kWh saatten 1600 kWh saate düşürülmesiyle birlikte ilave olarak 4.968.344 abone serbest tüketici niteliğine kavuştu. Ülke genelinde yıllık tüketimi 1600 kWh saatten fazla tüketimi olan abone sayısı toplam 19.501.400. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde serbest tüketici tedarikçisini serbestçe belirleyebilmekte ve tedarikçi ile imzaladığı ikili anlaşma kapsamında elektrik enerjisi satın alabilmekte.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 39 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 14 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bursa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına dönük operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 8'i muvazzaf asker 20 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 9'u muvazzaf asker toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında subay ve as subayların da bulunduğu 8'i muvazzaf asker 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların terör örgütünün mahrem yapı iletişim sistemi büfe telefonlarından ardışık ve periyodik olarak arandıkları belirtiliyor. İstanbul'da bir kişi kızını dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği damadını bıçaklayarak öldürdü. Zanlının kızı da kavgaya ayırmak istediği sırada ellerinden bıçakla yaralandı. Olay Ok Meydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir baba kızını dövdüğü gerekçesiyle damadı Ayhan Temel'le sokakta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder damadını bıçakladı. Kızı da kavgayı engellemeye çalışırken ellerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Temel yolda hayatını kaybetti. Zeynep Temel ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan kayınpeder emniyete götürülürken sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan bıçak ile olay yerinde bulunan bir bıçağa el koydu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100 karayolunda arızalanan aracı yol kenarına almak için iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde D100 karayolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil arızalanınca Suriyeli oldukları öğrenilen 4 kişiden 3'ü araçtan inerek otomobili güvenli bir yere çekmek için itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen bir başka otomobil aracı iten kişilere çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 18 yaşındaki Mustafa Hüseyin Nevvaf olay yerinde yaşamını yitirirken otomobilin çarptığı araçta bulunan bir kadın ve aracı iten iki kişiyle araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan kadını çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D100 Ankara yönüne ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Yozgat'ın Yerköy ilçesi Şekil mevkisinde D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Yozgat istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada otobüste bulunan bir kadın yolcu hayatını kaybederken 15 yolcu ile iki şoför ve bir muavin yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Kırıkkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme ise devam ediyor. Marmara'yı peş peşe sallayan depremler bu kez Akdeniz'de yaşandı. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 11.30'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre deprem Antalya'nın Kumluca ilçesinin 47 kilometre açığında gerçekleşti. Yerin 31 kilometre derinliğindeki sarsıntı Antalya'nın birçok ilçesinde hissedildi.
Bursa'da ulaşım sorununu kökten ortadan kaldırması hedeflenen ulaşım ana planı Ocak ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelecek. Planın meclisten geçer geçmez devreye sokulması bekleniyor. Ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi, ne söylediğimizi kesinlikle biliyoruz. Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, kentin en önemli sorunlarının başında gelen ulaşıma dönük hazırlanan master plana değindi. Çevre yolumuzla alakalı, ana akstaki sorunlar, sıkıntılar, raylı sistemle alakalı kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların tamamını orada ortaya koyacağız. Ocak ayında sadece ulaşım ana planı ile ilgili bir meclis oturumu yapılması ve uygulamaya sokulması hedefleniyor. En son nihai şey zaten meclis onayı. Sadece ulaşım master planı özelinde bir oturum yapıyoruz. Tek madde ulaşım master planı ile alakalı. Ocak ayında muhtemelen 3 oturum yapacağız. Başkan Aktaş finansmanla ilgili Büyükşehir'in mevcut durumuna en uygun seçeneklere yöneleceklerini söyledi. Avrupa Birliği desteklerim olur, gelir ortaklığım olur. Efendim mesela farklı kredilendirmeler mi olur? Çalışmamızı zaten kamuoyuyla da paylaşacağız. İznik'in UNESCO Dünya Mirası listesine girmesine dönük çalışmalar sürüyor. Yönetim alanı sınırlarının belirlenmesiyle ilgili yapılan koordinasyon toplantısında alınacak olumlu sonucun Bursa turizmine sağlayacağı katkıya dikkat çekildi. Hedef İznik'i UNESCO Dünya Mirası listesine sokarak Bursa turizmine yeni bir soluk kazandırmak. Tarih, günler tarihi, ziraat, peyzaj. İznik Alan Başkanı Profesör Doktor Murat Taş tarafından yapılan sunumla başlayan UNESCO Dünya Mirası yolunda İznik konulu koordinasyon toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'la Vali Yakup Can Bolat da katıldı. İznik Dünya Mirası antik bir kent olduğu bilinciyle UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasıyla alakalı her türlü gayreti ortaya koyacağız ve beraberinde bunun reklam, tanıtım ve lansmanı çok önemli. Anadolu'nun ilk Türk başkenti İznik bize bir emanettir. Alan yönetimi kavramı ile ilçemiz sınırları içerisinde yer alan sit alanları ve ören yerleriyle bunların etkileşim alanlarının doğal bütünlük içerisinde korunması amaçlanmaktadır. İnternette alışveriş dolandırıcılığına dikkat. Bursa'da internetten sipariş veren 3 vatandaş gönderilen ürünler karşısında şaşkına döndü. Soluğu tüketici mahkemesinde aldı. Ayakkabı gönderilmiş. Bir çift ayakkabı yerine tek ayakkabı, hırka yerine tuz ve su ısıtıcısı, uyku aparatı yerine de naylon. Bursa'da internetten sipariş veren vatandaşlar evlerine gelen ürünleri görünce şaşkına döndü. Vatandaşlar tüketici mahkemesine başvurdu. Konuyla ilgili Bursa Tüketiciler Derneği'nden açıklama geldi. Hırka sipariş etmiş, kendisine bir paket tuz ve su ısıtıcısı gönderilmiştir. Dernek Başkanı Sıtkı Yılmaz, internet alışverişinde denetimin artırılmasını ve caydırıcı cezalar uygulanmasını istedi. Tüketicinin bilinçlenmesi gerekirken, diğer taraftan da çok ciddi bir denetimin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Caydırıcı cezalar uygulanmalı ve bu tür satışlara kesinlikle izin verilmemelidir. Türkiye'de ve dünyada on binlerce çocuğun mücadele ettiği lösemiye karşı Bursalı annelerin seferberliği de devam ediyor. LÖSEV Bursa Şubesi'nde 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren anne atölyesinde üretilen el emeği göz nuru ürünler hastalığı yenmeye çalışan ailelere ve hasta yakınlarına hem maddi hem de manevi destek sağlıyor. Ve hepimiz de aynı hastalıklarla mücadele ettiğimiz için hepimiz birbirimizin elinde tutuyoruz. Anneler üreterek lösemiye karşı umut ışığını Bursa'dan yakıyor. Morallerini hiç bozmasınlar. Mücadeleye devam. Ürettiklerimiz Ankara'ya LÖSEV dükkanına gidiyor. Orada satılıyor. Bizim gibi hasta çocuklarımıza, annelerimize yardım amaçlı gidiyor. Hem de yeni yılın en güzel şekilde çocuklarımıza olsun, annelerimize olsun, eşlerine olsun hediye olarak alınıyor. LÖSEV Bursa Şubesi'nde 2011 yılında kurulan anne atölyesinde üretilen ürünler el emeği göz nuru.
Minikleri gülümseten her ürün, hastalıkla mücadele eden ailelere hem moral veriyor hem de maddi destek sağlıyor. Atölyede çalışıyorum, anne atölyesinde. Biz de burada moral depoluyoruz. Dışarıda biz kendimizi yalnız hissediyorduk. Hem ürünleri çıkarıyoruz işte, yeni hastalarımıza yardım oluyor. Sadece lösemili çocukların anneleri değil, kendisi de hastalıkla mücadele eden anneler atölyede birlikte çalışıyor. Dikiyoruz, çeviriyoruz, dolduruyoruz ve bebeklerimizi monte ediyoruz. Lösev bana hayat oldu. Moralimizi yükseltti. Motivasyonumuz oldu. Şu anda yılbaşı böyle yastıklarını yapıyoruz. Anahtarlık var. Yastık fillerimiz var. Burada stator bebeklerimiz var. Uçağımız var. Lösevli annelerin yılbaşına özel ürettikleri ürünler alıcılarını bekliyor. Lösev'le tanışmamız 2001 yılında oldu. Oğlumun lösemiye yakalanmasıyla. O günden beri Lösev'le birlikteyiz. Güzel ürünlerimiz var. Yastıklarımız, çantalarımız, bebeklerimiz, stoper bebeklerimiz. LSV dükkanda internet yoluyla satılıyor. Şu anda yılbaşı daha yoğun çalışıyoruz. Çekya'da bir maden ocağında patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan elde edilen ilk bilgilere göre patlamada 13 işçi hayatını kaybetti. Olay ülke tarihinin en büyük maden felaketi. Çekya'nın Karvina bölgesindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Metan gazı nedeniyle meydana geldiği iddia edilen patlamada ilk belirlemelere göre 13 madencinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. OKD Madencilik Şirketi patlamayı doğrularken kayıp madencileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre madencilerden 11'inin Polonya vatandaşı olduğu belirtildi. Fransa'da Charlie Hebdo ve süpermarket saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Peter Sherif, Cibuti'de yakalandı. Siyasi mizah ve hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisi 7 Ocak 2015'te radikal İslamcılar tarafından saldırıya uğramış. Saldırıda derginin 5 ünlü karikatüristi de dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa'da 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo saldırısının zanlısı Afrika'da yakalandı. Dünyanın en ünlü siyasi mizah ve yergi dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisi 7 Ocak 2015'te radikal İslamcılar tarafından saldırıya uğramış, saldırıda derginin 5 ünlü karikatüristi dahil 12 kişi hayatını kaybetmişti. C'est une très bonne nouvelle parce que ce terroriste a joué un rôle important dans l'organisation de l'attentat contre Charlie Hebdo. Cela prouve que la lutte contre le terrorisme est une action de très longue haleine. Ertesi günse iki kişi bir marketi basıp müşterileri rehin almış, polisin saldırganları etkisiz hale getirmesinden hemen önce ise 4 müşteri öldürülmüştü. Saldırıların failleri 32 yaşındaki Şerif Kovaçi ve ağabeyi 34 yaşındaki Said Kovaçi operasyonla öldürülürken planlayıcı olduğu ileri sürülen Peter Sherif ise 2011'den bu yana firardaydı. Et que lorsque on garde cet engagement et cette détermination, eh bien on parvient à des résultats et donc c'est une très bonne nouvelle. Şerif 16 Aralık'ta Cibuti'de yakalandı. 20 Aralık'ta Fransız polisi tarafından teslim alındı. Ebu Hamza kod adıyla bilinen Peter Sherif'in Charlie Hebdo ve market saldırısı gibi saldırının beyni olduğundan şüpheleniliyor. Irak'ın Felüce kasabasında El-Kaide saflarında savaşırken yakalanan Sherif, Bağdat'ta 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Mart 2007'de Ebu Ghraib cezaevinden kaçan Sherif, Suriye'ye geçmiş, 2008'de Fransız makamlarına teslim edilmişti. Fransa'da 18 ay süresince tutuklu yargılanan Sherif, 2011'de son duruşmasından bir gün önce firar edip Yemen'e kaçmıştı. Şerif'in Yemen'den Fransa'daki saldırıları organize ettiği üzerinde duruluyor. Zira Kovaçi kardeşlerin Şerif'le aynı mekanda vakit geçirdikleri ve internet üzerinden Yemen'deki bir kişiden emir aldıkları ortaya çıkmıştı. İspanya'nın Barcelona kentinde merkezi hükümetin bakanlar kurulu toplantısı yapmasını protesto eden Katalanlar ana yolları trafiğe kapattı. Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede 7 kişi gözaltına alındı.
İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barcelona'da yapmasını protesto eden Katalonya'daki bağımsızlık yanlıları sokaklara döküldü. Katalonya'da Cumhuriyeti Savunma Komitesi'nin çağrılarıyla sokaklara çıkan ve çoğunluğu 18-25 yaş grubunda olan göstericiler kimliklerini gizlemek için yüzlerini kapattı, bariyerleri taşıdı. Yerel saatle sabah 5'te başlayan eylemler kapsamında göstericiler Barcelona'nın ana yollarını trafiğe kapattı. Sokaklarda bağımsızlık sloganları atılırken göstericiler otoyollarda lastik yaktı, çöp bidonlarını devirdi. İspanya'daki Genel İş Konfederasyonu'nun grevi kapsamında Barcelona ile bağlantılı binden fazla tren seferi iptal edildi. Barcelona'daki eylemlerde İspanya Ulusal Polisleri, Jandarma ve Katalonya Yerel Polislerinden oluşan 9000 güvenlik mensubu görev alıyor. Şu ana kadar 7 göstericinin gözaltına alındığı eylemlerde bir tarafta barışçıl gösteriler yapılırken diğer yanda polisle göstericiler arasında arbede devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı yüzünden çarşamba gecesinden bu yana ertelenen uçuşlar bugün öğle saatlerinde yeniden başladı. Ancak Noel tatili öncesi Gatwick'te mahsur kalan binlerce yolcu perşembe gecesini yerlerde uyuyarak geçirmek zorunda kaldı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te 36 saat süren insansız hava aracı krizi sona erdi. Uçuşlar başladı. Çarşamba günü iki insansız hava aracının görülmesi üzerine kapatılan havalimanında seferler durdurulmuş, uçaklar çevre havaalanlarına yönlendirilmişti. You know, they were too busy to bother and it was just a nightmare really. As I say, I got up, left home at 3 o'clock yesterday morning, haven't had an ounce of sleep and it's now... About 5 o'clock in the morning here, so that's 26 hours. Güvenlik yetkilileri olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı. Ancak ortada uçuşları olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı bir eylem olduğu belirtildi. We did not have information and I don't feel necessarily people knew the information, but there was certainly no guidance. Güvenlik görevlileri ve İHA'lar arasındaki kedi fare oyunu saatlerce sürdü. İHA'lar yüzünden yüzlerce sefer yapılamazken rotarlardan 10 binden fazla kişi etkilendi. Havalimanı yaklaşan Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle oldukça yoğun bir dönem yaşarken yüzlerce kişi geceyi havalimanında geçirdi. Öğle saatlerinde kontrollü olarak uçuşa açılan havalimanında incelemeler sürüyor. İHA'ların modeli ya da menşeiyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını açıklayan yetkililer, olayın arkasında çevreci aktivistlerin olabileceği olasılığını da değerlendiriyor. İngiltere yasalarına göre havaalanlarının 1 kilometre yakınında insansız hava aracı uçurmak yasak. Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Çeşitli ülkelerden zaman zaman ekrana getirdiğimiz parlamentolardaki yaşanan yaka paça kavga görüntüleri bu kez Arnavutluk Meclisi'nde yaşandı. Bir muhalefet milletvekili Başbakan Edi Rama'ya kürsüde konuştuğu sırada yumurta fırlattı. Arnavutluk Meclisi'nde yaşanan gerginlikte Başbakan'a yumurta atıldı. Başbakan Edi Rama'nın 2019 yılı bütçesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada muhalefet partisinden Endre Hasa, Rama'nın konuşması sırasında kürsüye yaklaşarak yumurta fırlattı. Saldırının ardından meclis koruma görevlileri olaya müdahale ederek Rama'yı koruma altına aldı. Meclis Başkanı Gramoz Roche, gerginliğin ardından oturuma ara vererek Milletvekili Hasa'yı meclis çalışmalarından 10 günlüğüne uzaklaştırma kararı aldı. Oturuma Eylül'de başlayan meclis çalışmalarını boykot eden muhalefet partileri de katılmıştı. Mecliste Arnavutluk Cumhuriyeti ile AB ülkeleri arasında yargı işbirliği anlaşmasının onaylanmasını öngören yasa tasarısı görüşülüyordu. Biz bu haberimizle ana habere noktayı koyuyoruz. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar.